Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün 60 günde 60 YouTube videosu projesi kapsamında sizlerle beraberiz. Bu videonun moderatörü olarak öncelikle kendimi tanıtmak isterim. Ben Cansu Tosun, Kadir Has Üniversitesi'nde siyaset bilimi ve kamu yönetimi okuyorum. Hasmum Kulübü'nün de genel direktörüyüm. Bugün konuk olarak canım arkadaşım Seren Anaçoğlu benimle beraber ve çok merak ettiğiniz konulardan birine değineceğiz. Position paper nedir? Ama onun öncesinde sevgili Seren, seni birazcık tanımak istiyoruz. Teşekkür ederim Can. Öncelikle Amiant arkadaşlarına bizi böyle bir projede, yer verdiği için ve aynı zamanda Can Sosun'a da benimle böyle bir projede birlikte yer aldığı için çok teşekkür ediyorum. Ben Seren Anaçoğlu. Kavaş Erkek Lisesi 11. sınıf öğrencisiyim. Geçen sene Vizyon 20 konferansını gerçekleştirdim genel sekreter olarak ve aynı zamanda 2018'den bu yana Emiyan Camiası içerisindeyim. Gerek delege, başlar delege olsun, sonra çayır ve USC gibi pozisyonlarda bulundum. Ve devam ediyorum hala. Süper. Zaten biz de Seren'le Vizmon öncesinde birazcık tanışmıştık. Sonra Vizmon'da iyice kaynaşmış olduk. Evet. Vizmon ekibinde de birlikteydik. Cansu Evet. bizim USC'mizdi. Çok güzel bir yesçilikti. Şimdi, ve evet. Bugün sizlerle position paper üzerine konuşacağız. Evet, ben de çok heyecanlıyım çünkü hani delegeler için çok önemli bir konu. Aslında delegeler en için çok sorulan. Akademik ekip için de çok önemli bir konu. Yani ilk evet. defa olacak ya da ilk defa çayır olacak insanlar da bazen şüpheye düşüyorlar. Ve nasıl kontrol etmeleri gerektiğini de aslında öğrenebilirler burada. Aynen öyle. Şimdi bizim birkaç sorumuz var. Bence bu sorular üzerinden gidelim diyorum. Şimdi birinci sorumuzla başlıyorum o zaman. Position paper nedir ve hangi prosedürde kullanılır? Tabii ki. position paper öncelikli olarak delegenin kendisini geliştirmesi için önemli bir makale yazısı. Delegenin yazabileceği. Ve aynı zamanda kendisi araştırma yaptığı için hem kendisinin komitesi hakkında, komite konusu hakkında hem de ülkesinin bulunduğu pozisyon ve ülkesinin bulunduğu ya da ülkesinin sahip olduğu sorunlar hakkında daha fazla farkındalık sahibi oluyor. Bu da position paper yazarken aslında ona çok önemli bir açıda komitede yer alması konusunda bir hazırlık sağlıyor. Yani ve prosedür olarak da şuna değinmek istiyorum. Benim genelde katıldığım konferanslar Harvard olduğu için ben daha çok hani Harvard'da gördüm. Time'ında çok görmedim position paper. Çok istenmedi ama tabii ki de bu konferansın inisiyatifine kalmış bir şey. Hani isterse de isteyebilirler, zorunlu tutabilirler. Böyle. Yani Selen'in de dediği gibi position paper tamamen bilgi amaçlı olan akademiye kendini gösterdiğin bir belge olarak geçiyor. Kanıt belgesi olarak geçiyor çalışma anlamında. Ve bazı Harvard prosedüründe olan konferanslarda uygulanıyor, bazılarında uygulanmıyor. Hani tamamen bu akademik ekibin birazcık inisiyatifine bağlı olmuş oluyor. Şimdi geldim ikinci sorumuza. Position paper yazarken nasıl bir yol izlenmelidir? Tabii ki. Hemen cevaplayayım. Şöyle, aslında içermesi gereken bazı ve dikkat etmemiz gereken bazı kurallar var. Nasıl bir edebiyat makalesi ya da edebi bir şey yazarken de paragraf paragraf ayırıp her paragraf işte giriş gelişme sonuç diye ayırıyorsak bizim de bu şekilde ayırmamız gerekiyor position paper'da. İlk olarak paragrafta daha çok bilgilendirme ve ülke hakkında bilgilendirme ve daha çok hani ülkenin o sorunla ilgili arka planlarına değiniyoruz. Genel anlamda sorunu içermiyor bu. Ama o sorun hakkında ülke ne yapmış, işte eğitim durumu nasılmış, sağlık durumu nasılmış, bu şekilde işte özelliklere değiniyoruz. Paragraf 2'ye geldiğimiz zaman bu konuyla ilgili daha derin, daha ayrıntılı sorunlara değiniyoruz. Ülke o sorun nasıl karşılamış, o sorun hakkında yıllardır ne yapıyor? Hani bu konu hakkında daha çok tarihi bir arka plan konuşuluyor. Tam anlamıyla anahtar kelimeleri ne der? Bunlara da dikkat etmemiz gerekiyor bunları yazarken. Tabii ki ikinci paragrafta daha önce yazılmış Birleşmiş Milletler Resolution'lara da değinebilirsiniz. Bunlardan bahsedebilirsiniz. Ve ona karşı yapılmış problemleri. Üçüncü paragraf, yani son paragraf diyebildiğimiz paragrafta da
kendi ülkenizin bu konu hakkında politika sonucunda neler doğmuş, neler yapılmış, bu soruna nasıl karşılık verilmiş, bu gibi sonuç şeylerine yer de veriyorsunuz. Tabii ki en son ve en önemli aslında bizim için, yani sekreterya için diyebileceğimiz en önemli kısımlardan biri de çözüm önerileri. Delege burada kendi çözüm önerilerini sunuyor. Araştırmanın dışında kendi fikirlerini, nasıl o sorun hakkında çözüm önerileri üretilebilir, bunları sıralıyor. Bu şekilde yazılıyor. Ben de kendim birazcık bu soruya dikkat çekmek istiyorum. Şimdi şöyle, Seren'in de anlattığı gibi zaten bu bir bilgilendirici bir yazı olarak geçebiliyor diyebiliriz. Bu da yani tamamen sizin bilginizi görmek amaçlı yazdırılan bir yazı. Ve position paper yazarken ilk yani yaklaşık 3 paragraf falan oluyor zaten. Hani biraz daha fazlalaştırabilirsiniz. Hani azaltmayın. Hani bizim size tavsiyemiz kesinlikle azaltmayın. Hani 3 paragraf olsun minimum. Hani maksimum istediğiniz kadar yazabilirsiniz tabii ki de. Bu sizin tamamen araştırmalarınıza bağlı. İlk paragrafta ülkenizin birazcık işte tarihçesinden çok az ama hani komisyonun agenda item ile alakalı tarihçesinden bahsedebilirsiniz. Sonrasında ikinci paragrafta biraz daha agenda item'a yoğunlaşıp işte konunun ülkenizdeki getirilerinden götürülerinden nasıl bir öncesinde nasıl bir şey izlenmiş, nasıl çözümler bulunmuş bunlardan bahsedebilirsiniz. İstatistiklerden yararlanabilirsiniz. Eski reportlardan yararlanabilirsiniz. Üçüncü paragrafta daha çok artık çözüme geçirmeli. Yani sizden aslında görmek istediğimiz bizim ne gibi çözümler üretebiliyorsunuz? Yani neler yapabiliyorsunuz? Ülke hakkında verdiğiniz kararlar aslında biraz daha önemli oluyor bu position paper akademi ekibi için. Geldim şimdi üçüncü sorumuza. Senin için özellikle diyorsun ki position paper'da özellikle bu olması gerekiyor. O nedir? Bence araştırma isteği ve komiteye olan bağlılık olması gerekiyor. Çünkü bazen görüyoruz, delege alıyor, direkt Wikipedia'dan kopyalıyor. Ben position paper yazdım, hazırım diyor mesela. Ya da işte zorunlu olduğu için böyle yapıyor. Aslında hani bunu zorunluluk olarak değil, aslında bir öğrenim biçimi olarak görmemiz gerekiyor. Ve aslında bu ruhu elde ettiğimiz zaman position paper'ı hem hazırlanmış hem de komiteye hazırlanmış oluyoruz. Evet. Bence bu çok önemli. Aynen öyle. Benim de özellikle dikkat ettim ve özellikle olması gereken dediğim yer benim çözümler. Yani ben çözüm görmem gerekiyor. Hani evet ben demiyorum hani çok saçma çözümler yazın falan filan demiyorum kesinlikle ama hani özellikle olması gereken şey benim için çözümler diyorum. Aslında çok önemli bir parça. Geldim şimdi bizim için önemli bir konuya daha. Position paper'ın püf noktaları nelerdir ve yararlanabileceğimiz kaynaklar nelerdir? Tabii şimdi onlardan bahsedeyim birazcık. Aslında bir püf nokta dediğimiz şeyler ufak ufak bize yardımcı olabilecek. Ve hani position paper yazarken aslında gerçekten dikkat etmemiz gereken ufak tavsiyelerden bahsetmek istiyorum. Agenda konusu tabii ki yazının üzerine etkili olacak. Bu yüzden de study guide'ı gerçekten iyi analiz etmek gerekiyor ve kesinlikle konu dışı bilgilere yer vermeyin. Yani vermemeye çalışın mümkün oldukça. Ve bizim dediğimiz işte ilk paragraf dediğimiz böyle paragraf paragraf ayırdığımız sıraya da önem gösterin. Çünkü başta çözümleri yazarsanız, ortada başka bir şey yazarsanız çok karışır ve bunu analiz ederken anlayamaz, çözümleyemez. Ve aynı zamanda yani genel katıldığımız emyenler İngilizce oluyor. Benim genelde öyle oluyor. Daha önce katılmadım Türkçe bir emyene ama İngilizcenizin teknik anlamda iyi olması, yani politik anlamda o kelimeleri yer vermeniz gerekiyor. Sade olmaması gerekiyor. Ve ikilemler olmaması, yani zıtlıklar, karşıtlıklar olmaması gerekiyor. Bunlara da dikkat edin. Grammarly kullanabilirsiniz çevirirken. Hani yardım alın. Düzgün evet. Cümleler, teknik cümleler kurmaya çalışın. Ve daha sonra dediğim gibi istatistikler daha kanıtlayıcı verilerdir. O yüzden metninizi daha kalıcı ve daha verimli bir hale getirir. İstatistikler kullanabilirsiniz, ülke liderinin sözlerini kullanabilirsiniz, önemli düşünürlerin sözlerini kullanabilirsiniz. Yani o konuyla ilgili bazı özel sözlere yer vermeye çalışın. Bence de kesinlikle ve yararlanabileceğimiz kaynaklar nelerdir? İkinci soruydu burada. Tabii, Emian Türk'ün de kesinlikle bize önerdiği, hatta bu destek hattında sürekli bize
söyledikleri ve çok sorulan soru var. Hangi kaynaklardan yayınlayabiliriz? Ben size site isimleri söyleyeyim kısaca. DelegatePal diye delegatepal.com'dan yararlanabilirsiniz position paper yazmak için. Ondan sonra cia.gov'dan yararlanabilirsiniz. Kanoyama.com'dan yararlanabilirsiniz. unstat.org'dan yararlanabilirsiniz. nationmaster.com, sesrik.org, iea.org, data.unescap.org, stats.oecd.org, data.worldbank.org, bu ekonomi için size yararlı olabilir, ülkelerin ekonomileri için. Sonra imuna.org'dan yararlanabilirsiniz. Buradan da resources, sonra country profilden girip ülkelerin profilleri hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz. Bu kaynakları işte hani Emian Türk de size sunabilir. Çünkü gelen güzel kaynaklar. Biz de evet, kullanıyoruz kendimiz araştırma yaparken. Aynen öyle. Şimdi geldik. Aslında şu an 4 sorumuz falan kaldı ve bence bu 4 soru çok önemli delegeler için. Position paper komitede sekreterya için neden gereklidir? Buna ben birazcık cevap vereyim. Zaten baştan beri bahsetmiştik hani bilgi önemli diye. Sekreterya tamamen sizin bilginizi ölçmek için aslında sizin bu position paper'ları istiyor sizden. Yani komiteye ne kadar çalışmış, ülkesine ne kadar çalışmış, işte nasıl bir yol izlemiş, nasıl bir yol izleyecekse, yani komitenin ilerleyişini görmek için aslında sekreterya sizden bunu istiyor. Sırf hani bilgi amaçlı bir kağıt var gibi düşünün. Nasıl siz study guide'a önceden çalışıyorsunuz, aslında onların da sizin için önceden çalışması gerekiyor ve bunu da belirleyici olacak kriter de position paper oluyor. Sen ne düşünüyorsun Sara? Ben de aynı şekilde düşünüyorum. Senin dediğine katılıyorum. Çünkü sekreterya bilgiye önem veriyor. Çünkü bir şeyler görmek istiyor. Bir araştırılmış bir şeyler görmek istiyor. Ve hani eğer karşındaki insan gerçekten senin komitene iyi hazırlandıysa, iyi araştırıysa ve önceden hazırlıklı geldiyse o zaten baldan tatlı oluyor. Aynen öyle. Böyle. Yani baldan tatlı oluyor. Yani çok eğleniyoruz çünkü hani. Hani emeğini yani böyle şey olarak düşünmeyin. Çok ciddi bir ortam olarak düşünmeyin. Evet ciddi bir ortam ama cidden eğlendiğimiz kısımları da çok oluyor. Yani ben mesela kendi delegelimden örnek verecek olursam Rusya olarak 3. Dünya Savaşı'nı başlatmıştım yani. O yüzden evet. Fazla eğlenebiliyorsunuz. Şimdi geldik aslında bu delegelerde bir kıyaslama yaratan sorulara. Position paper yazan delege ile yazmayan delege arasında fark var mıdır? Yine ben burada bir ilk konuşmak istiyorum. Position paper yazan delege ile yazmayan delege arasında evet bir fark var. Nasıl bir fark var? Şimdi şöyle position paper yazan delegenin biz bilgisini ölçebiliyoruz. Ama position paper yazmayan delegenin bilgisini ölçemediğimiz için nasıl komiteye geleceğini, nasıl bir yol izleyeceğini bilemiyoruz. Hani mesela atıyorum gelip bize position paper yazan bir delege zaten position paper'ında bize işte ben şuna karşı şöyle düşünüyorum, buna karşı böyle düşünüyorum, böyle çözümler üreteceğim. Atıyorum diyecek ki şöyle savaş açacağım mesela yazabilir doğal bir şey bu. Ama yazmayan delege bunu bize belirtmediği için hani biz o delegenin nasıl bir adım izleyeceğini, nasıl bir karşı mı olacak yoksa ne bileyim destekleyecek mi bunu bilemediğimiz için tabii ki de delegeler arasında bir fark oluyor. Sen ne düşünüyorsun? Evet. Evet, tabii konferanstan önce onların belgelerini aldığımız için onları tanımak açısından daha böyle ayrıntılı bir bilgi öğrenmiş oluyoruz. Böyle tabii ki hani geçirmiş de olabilir. Bundan emin olamayız ama gerçekten üzerine araştırılmış bir position paper belli oluyor. Kendini belli ediyor. Kesinlikle. Bu açıdan da hani büyük bir ayrım oluyor aslında. Kesinlikle. Şimdi geldim son iki sorumuza. Position paper ödül için çok önemli bir kriter midir? Evet, şimdi. Önemli soru. Tüm delegelerin ağzında dolanan. Evet. Önemli miydi? Position paper çok önemli miydi? Evet, geldik bu soruyu cevaplamaya. Yazmak zorunda mıyız falan diye sürekli sorular geliyor. Üşeniyorum yazamam falan. Aslında çok önemli. Yani şöyle, ödül için tabii ki bir kısım. Eğer zorunlu olarak size sekreteriniz yaz dediyse %10 anlamda bir artınız oluyor chair'ın gözünde. Bir öne geçmiş oluyorsunuz. Tabii ki Evet. hani
Çok değil. Mesela eğer yazıcı paper'ınız iyiyse ama komite esnasında çok konuşmuyorsanız bunun için başka ödüller de var. Position paper ödülleri var senin dediğin gibi. Ondan Evet. research award ödülleri var. Eğer position paper'ın iyiyse position paper'ınız böyle ödüllerden yararlanabilirsiniz. Evet, güzel bir ödülle gitmiş olursunuz. Ama Aynen chair'in gözünde farklı oluyorsunuz diyebilirim. öyle. Ben buna şöyle bir örnek vereceğim. Ben USC'lik yaparken position paper istemiştim. Ve position paperlerim bana gelmeye başladı ve ben position paper'ları okurken cidden hani komitemin position paper'ları cidden çok iyiydi. Çünkü az önce de değindiğimiz gibi bazı delegeler Wikipedia'dan böyle kopyalayıp yapıştırıp getirebiliyorlar. Position paper cidden hani bu anlamda bize de çok katkısı oluyor. Şimdi şöyle komitemde ödül alacak insanlar zaten belirlenmişti. Hani belliydi zaten. Çok güzel çalışmışlar, gelmişler. Position paper'ları efsane. Ama bir kız böyle komiteye daha az katılmıştı ama position paper'ı da güzeldi. Biz dedik ki biz bu kıza o zaman best position paper ödülü verelim. Hani mesela yeni bir ödül açıldı oradan. Hani hemen best position paper ödülü Evet. açıldı. Evet hani bu tamamen hani belki şöyle bir şey olabilir. İki kişi outstanding delegedir ama bir kişiye outstanding delege ödül verecektir. Derler ki o zaman bu position paper yazmış bunları savunmuş. O zaman biz buna outstanding verelim de diyebilir. Hani böyle bir şey de olabilir. Evet, geldim son sorumuza ve konuşmamız birazdan bitecek, üzülüyorum. Evet, senin için ideal position paper Benim için ideal position paper aslında çözüm önerileri güzel olması gerekiyor. Çünkü ben genelde bazen bana atıyorlar position paper'larını. İşte bu olmuş, bu tam bitmedi ama ne eklemeliyim falan diye sordukları zaman işte arkadaşlarım olsun, bazı insanlar olsun. Ben diyorum ki, ya diyorum çözüm önerilerini böyle biraz daha mı çoğaltsan diyorum. Çünkü çok güzel mesela ama artık dedikçe ve daha fazla fikir sundukça aslında onun için daha çok araştırman gerekiyor. Ve daha çok araştırdıkça komiteye daha çok hakim oluyorsun. O aynen. yüzden bence çözüm önerileri hem çok güzel olması gerekiyor hem de bence dolu dolu olması gerekiyor diye düşünüyorum. Bence de, bence de. Yani benim de zaten en ideal hani ideal position paper'da benim için en önemli olan şey çözüm önerileridir. Yani cidden düzeni de çok önemli olması lazım, çözüm önerilerinin de çok önemli olması lazım. Böyle Bir de sorularım. bitirirken ben bir hemen ekran paylaşımı yapayım. Tabii. Benim daha önce yazdığım bir position paper'ı ve Evet, sizin daha önce görmediğiniz kaynaklarla ilgili onları göstereyim. Bu kaynaklarımız. Eğer yararlanmak isterseniz videoyu durdurup bu kaynaklara göz atabilirsiniz. Ve aynı zamanda bu da benim daha önce yazdığım Gender Assignment Third Committee'si. Gender Equality hakkındaydı. Ben Rusya'ydım. İşte daha çok Rusya'nın yapmış olduğu işte kadınlarla ilgili şeylerden bahsettim. Çünkü önce Rusya'dan bahsetmek gerekiyor. Rusya'nın tarihi yapısından. Sonra Rusya'daki Elimination Discrimination Against Women kurumu daha önce ne yapmış? Bununla ilgili yer verdim. Ondan sonra burada da daha çok işte dediğim gibi çözümler, işte UN Women'a Evet. şeyler, referanslar verdim, işte sayılar verdim. Yine En sonunda da burası istatistikler çözüm bayağı önerileri. önemli. Evet. Bu şekilde bir position paper oldu. Başta şunları yazmayı unutmayın. Komite, topic, country, delegation isminiz. Bunları da yazdığınız zaman tam bir position paper elde etmiş oluyorsunuz. Aynen öyle. Evet. Evet, sorularımız bitti. Senin söylemek istediğin var mı bir şeyler Serencim? Teşekkür ederim. Sorularım. Çok güzeldi sohbet. Buraya kadar izlediyseniz cidden çok teşekkür ederiz. Umarım yararlı Muntaki, olmuştur herkese. evet, umarım yararlı olmuştur. Muntaki.com'a da bize böyle bir avantaj sağladığı için cidden çok teşekkür ederiz. Hani bizim için cidden çok iyi oldu sizi bilgilendirmek. Buraya kadar geldiyseniz videoyu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı unutmayınız. Bunu hep yapmak istemiştim. Görüşürüz. Kendinize çok iyi bakın. Kendinize iyi bakın.